2 numaralı soru aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? Adana 1207 yılında doğan Mevlana dünyaca tanınan bir düşünürdür. Burada 1207 Mevlana'nın doğum yılı olarak ne olmuş yazılmış? Ama 1207 yılının yanına parantez içinde bir soru işareti getirilmiş. Kesin olmadığı için, doğum yılı kesin olmadığı için parantez içinde soru işareti getirilmiş. Aslında bu madde şöyleydi: Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için parantez içinde soru işareti kullanılır. Yani A'da soru işaretinin kullanımı doğru. B seçeneği: Mezarı Eskişehir'de bulunan Yunus Emre'nin ünü dünyaya yayılmıştır. Yunus Emre'nin mezarı neredeymiş? Eskişehir'deymiş. Yalnız Eskişehir ilinden sonra kelimesinden sonra yay ayraç içinde soru işareti getirmiş. Yine kesin olmayan bir bilgi veriyor demek ki bize. Daha doğrusu Yunus Emre'nin mezarının Eskişehir'de olduğu kesin değil. Kesin olmadığını anlatmak için parantez içinde soru işareti getirmiş. Bu kullanım da doğru. C seçeneği Dede Korkut'un ne doğduğu ne de öldüğü yıl bellidir. Burada bir soru soruyor mu? Hayır, soru sormuyor. Bize bilgi veriyor. Nokta gelecek sadece arkadaşlar. Cümle tamamlanmış, tamamlanmış. Cümlenin sonuna nokta getirilir. O zaman cevap Ceyhan oluyor. Yanlış kullanılmış soru işareti. D, Mimar Sinan gerçekten de 1489'da mı doğmuş? M soru eki cümleye soru anlamı katmış. Sonuna soru işareti getirmiş. Doğrudur. Evet doğmuş. Hayır doğmamış diye cevap verebilirsin. Bu parçada yay ayraçta gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir diyor. Hayatta üç şeye çok önem veririm. Bakın hayatta üç şeye çok önem veriyormuş. Şimdi o üç şeyi açıklayacak iki nokta gelmesi gerekiyor. Dürüstlük, virgül, çalışkanlık ve alçak gönüllük. Üç şeye dediği için cümle bitmiş sayılıyor. Nokta gelmesi gerekiyor. Şurada da virgül eş görevli kelimeleri ayırmış. Bunlardan birine bile sahip olmayan insanlara şüpheyle yaklaşırım. Yine cümle tamamlanmış. Tamamlandığı için nokta getirilmesi gerekiyor. 2 nokta virgül nokta nokta cevap Ceyhan. 8 numaralı soruya geldim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla noktalama yanlışı yapılmıştır diyor. Adana umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin diyor ünlü yazar. Sevgili arkadaşlar burada tırnak içinde bir söz var. Başkasının bir sözü var tırnak içine alınmış sözlerin sonuna uygun noktalama işareti getirilir. Tırnak öyle kapatılır. Doğrudur tırnak kapatılmış. Tırnağın açılmasında ve kapatılmasında bir yanlışlık yok. Peki yanlışlık nerede var? Yanlışlık virgülde var arkadaşlar. Umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. Cümle tamamlandığı için ne gelecek buraya? Nokta gelecek. Haliyle burada bir yanlışlık olmuş oluyor. Peki temizleyelim sayfayı. Sadece arkadaşlar şöyle düşünelim olayı. Tırnak işareti yoksa bakın o zaman ne oluyor? Virgülün gelmesi doğru oluyor. Çünkü tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerinden sonra virgül kullanılır. Umudunuz hiçbir zaman yitirmeyin. Virgül diyor ünlü yazar. Fakat tekrar temizleyelim sayfayı. Fakat tırnak işareti içine alınmışsa cümle. Arkadaşlar virgül değil ne gelir? Buraya uygun noktalama işaretlerinden bir tanesi olan nokta gelir. Yani A'da bir noktalama yanlışı var. Kaç tane? Bir tane. B seçeneğine geldi. Mantayla Mersin yolunun manzarası ne kadar da harikaymış? Burada eğik çizgi olmayacak. Buraya ve anlamına gelen arkadaşlar kısa çizgi gelecek. Antalya ve Mersin bakın Mersin yolu diyor. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Antalya kısa çizgi Mersin. Antalya ve Mersin yolunun manzarası ne kadar harikaymış. Burada bir beğenme anlamı var arkadaşlar. Biraz da şaşırma var. Dolayısıyla soru işareti değil de soru sormuyor. Ne gelecek? Ünlem işareti gelecek arkadaşlar. Demek ki B'de iki tane ne var? Noktalama yanlışı var. Şuraya kısa çizgi gelecek. Buraya da arkadaşlar ünlem işareti gelecek. C. 13.30'da babamla hastanenin girişinde bulaşacağız. C 13.30'da babamla hastanenin girişinde buluşacağız. Burada saat var, dakika var. Saat ve dakikaları birbirinden ayırmak için iki nokta değil de tek nokta kullanılır arkadaşlar. D seçeneği üniversite sınavına girseymiş Ankara'da birinci olurmuş. Burada ünlem işareti kullanılmış. Ünlem işaretinin kullanımı doğrudur burada arkadaşlar. Alay, kinaye ve küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra ya yarı içinde ünlem işareti kullanılabilir. Burada küçümsüyor, birinci olurmuş diyor. Aslında olamaz demek istiyor. Şurada virgülün kullanımı yanlış arkadaşlar. Üniversite sınavına girseymiş Ankara'da birinci olurmuş. Burada virgül kullanmaya gerek yok. Cevap Bursa. 9 numaralı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? A. Yeni kanunlar resmi gazetede yayımlandı. Gazetenin adı resmi gazetedir. Özel isim olduğu için gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmış. Doğrudur. B. Dilekçenin bir örneğini Hatice Hanım'a vermelisiniz. Hanım saygı sözdür. Saygı sözlerine gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Doğrudur. C) Bu akşam Ahmetleri yeme davet ettik. Arkadaşlar, özel isimden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla burada kesmenin yani kesme işaretinin kullanımı yanlıştır. Ahmetleri ifadesinde kesme işareti olmayacak. D) Bu yılki Karadeniz turuna Samsun'dan başladık. Samsun il ismi özel isim gelen çekime iki kesme işaretiyle ayrılır. Cevap ne arkadaşlar? Cevap C. 10 numaralı soru aşağıdaki cümlelerden hangisinde eğik çizgi yanlış kullanılmıştır diyor. A bu bilgilere http 2eğik çizgi eğik çizgi kultur.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İnternet adreslerinde eğik çizgi kullanılır. Bu doğrudur. B ben giderim adın kalır dostlar beni hatırlasın dizeleri aşık Veysel'e aittir. Şiiller yan yana yazıldığında eğik çizgi kullanılır. Doğrudur. C öğrenciler karnelerini 09062017 cuma günü alacaklar. Tarihleri bildiren arkadaşlar sayıları birbirinden ayırmak için biliyorsunuz aralara ne getirilir? Eğik çizgi getirilir. Bu da doğru. D Türkiye Rusya arasında yeni bir anlaşma imzalandı derken buraya eğik çizgi gelmeyecek. Kısa çizgi gelecek. Kısa çizgi buraya ve anlam katacak. Türkiye ve Rusya arasında yeni bir anlaşma imzalandı. D seçeneğinde noktalama yanlışı yapılmıştır. D seçeneğinde eğik çizginin kullanımı doğru değildir. Yine burada cuma bir gün adıdır. Bir tarih belirtildiği için cümlede arkadaşlar gün adı büyük harfle başlamıştır. Bir tarih belirtilmeseydi gün adı küçük harfle başlayacaktı. 11 numaralı soru bu parçada yay ayraçla gösterilen yere sırasıyla diyor hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Bahçıvan ağacı sulayıp dibine oturdu ve sessizce mırıldanmaya başladı. Buraya iki nokta getirmem gerekiyor. Neyi mırıldandığını açıklayacak. Elma ağacım bu sefer elma ağacına sesleniyor. Seslendiği için virgül getirilir. Elma ağacım benim biricik ağacım. Şimdi ünlem işareti gelecek. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra ünlem işareti gelir. Yani seslenme sözünden sonra ünlem işareti gelmiş. Ben neden yalnız geldim buraya biliyor musun? Soru 2 var soru işareti gelecek arkadaşlar. Demek ki iki nokta ile başlayacak. C elendi, A elendi. B ve D kaldı. Virgül virgül doğru arkadaşlar. Burada 3 nokta demiş. Şuraya 3 nokta getirmesinin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Seslenme sözlerinden sonra ne getiriliyor? Hitap sözlerinden sonra arkadaşlar ünlem işareti getiriliyor. Cevap Bursa. 12 numaralı soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır diyor. Üçünde var, bir tanesinde yok. Dikkat etmekte fayda var. Esen Fatih Hüseyin Trabzon'da Yasemin Mustafa İhsan ise Antalya'da eğitim verecekmiş. Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takım adlarını birbirinden ayırmak için iki nokta değil de noktalı virgül kullanılır arkadaşlar. O zaman burada bir noktalama yanlışı var. Esen Fatih Hüseyin Trabzon'da Yasemin Mustafa İhsan Antalya'da. Şimdi erkekler bir tür kızlar bir tür oluyor takım adı oluyor arkadaşlar. C'ye bakalım. Yani D'de noktalama yanlışı var. İki nokta değil de noktalı virgül gelecek. C seçeneği arkadaş insanın kendisine verdiği en güzel hediyedir. Özleden sonra virgül kullanılır. Doğru. Yalnız cümlenin sonunda, yalnız arkadaşlar cümlenin sonunda ünlem işareti var. Dikkat edin. Burada bir duygu yok, bir acıma yok, bir sevinç yok, bir kıvanç yok. Ünlem işaretinin kullanımı yanlıştır. Ne gelecek buraya? Nokta gelecek. Bitmiş cümlenin, tamamlanmış cümlenin sonuna nokta gelir. C ve D'de noktalama yanlışı var yarışmaya Hindistanlı çocukların da katılması herkesi mutlu etti. Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Hindistanlı, Konyalı, Samsunlu, Ankaralı derken ayrılmıyor. Burada da bir noktalama yanlışı var. A seçeneğine geldim. Halikarnas balıkçısı, Köşeli Ayraç, Cevat Şakir Kabağaçlı, Yay Ayraç yani parantez 1886-1973 parantez kapatmış Köşeli Ayraç roman ve hikayeleriyle tanınmıştır. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda Yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Bakın yay ayraç şuradaydı. Hemen ne kullanıldı? Köşeli ayraç kullanıldı. Arkadaşlar bu bir kalıptır. Tedekenin zaten noktalama işaretleri bölümünde aynı örnek var. Size sorulacaksa aynı örnekleri sorarlar. Tabii ki bu soru, bu seçenek çok detaylı bir seçenek. Böyle bir soru gelmez ama B. C ve D seçeneğine dikkat etmek gerekiyor. B, C ve D seçeneği sınavlarda çıkabilir. Sevgili öğrenciler birkaç soru daha çözerek konumuzu iyice pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna 3 nokta getirilmelidir? Karşımızda aniden ortaya çıkan masmavi deniz. E sonra demek ki bu cümle tamamlanmamış arkadaşlar. Bu cümlenin devamı var. Sonuna 3 nokta getirmem gerekir. Cevap Adana. B. Bu suyun kış uykusuna yatmasıdır. Buzun öznel bir tanımını yaptı. Tamamlanmış bir cümledir. Sonuna nokta getirilir. C. Başaramayanların sorunu tembelliktir. Yine tamamlanmış bir cümledir. Sonuna nokta getirilmelidir. D. Misafiri horoz olanın ambarında buğday kalmaz. Yine tamamlanmış bir cümledir. Sonuna nokta getirilmesi gerekir. Farklı bir soruyla devam edelim. Bu cümlede yay ayraçta gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisine verilen noktalama işaretleri getirilmelidir. Bugünkü dersimizde Arif Nihat Asya'nın bakın kişi isimlerinden sonra gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bayrak şiirini inceleyeceğiz dedi. Eser isimleri, eser adları tırnak işareti içinde alınır arkadaşlar. Şiirini inceleyeceğiz dedi. Şurada bir cümle var. Başkasının bir cümlesi var. Alıntı bir söz var, cümle var. Tırnak içine alınmayan alıntı sözlerden sonra virgül gelir dedi. Nokta cümle tamamlandı. Arkadaşlar buradaki tırnak işareti eser adlarını gösterdi. Cümleyi değil. Burada cümleyi tırnak içinde göstermemiş. Buna dikkat edin. Kafanızı karıştırmasın. O zaman kesme işareti A seçeneği elendi. Tırnak işareti, tırnak işareti bakın. B, C, ilk 3 noktalama işareti hepsinde aynı. Sonra ne gelecekti? Tırnak içine alınmayan alıntı sözlerinden sonra virgül gelecekti. O zaman B ve D'yi de elendi. Cümle tamamlandığı için nokta gelecekti. Cevap C. Diğer bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır diyor. Bakın burada bir internet adresi var. İnternet adreslerini göstermek için iki nokta kullanılır. Eğik çizgi kullanılır ve nokta kullanılır. Bu doğrudur. B. Bir sözcüğü çoğul yapmak için lerlar eki kullanılır. Eklerin farklı biçimlerini göstermek için eğik çizgi kullanılır. Eklerin başına da kısa çizgi getirilir. Bu da doğrudur. C seçeneği elinde iki şey kaldı. İki nokta sevgi ve umut açıklama yapıyor. Açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta getirilir. Sevgi ve umut. Burada üç noktanın kullanımı yanlıştır. Tamamlanmamış cümlenin sonuna üç nokta konur. İki şey diyor arkadaşlar. İki şeyi buraya yazmış. Buraya nokta gelmesi gerekir. O zaman yanlışlık C'de var. D seçeneği adam çok yakışıklı olduğunu söylüyor. Özleden sonra virgül gelmiş doğrudur. Yakışıklı ifadesinden sonra yay ya içinde ne yapmış? Ünlem işareti kullanmış. Alay, kinaye ve küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra biliyorsunuz ki ünlem işareti kullanılıyor. Aslında yakışıklı değil demek istiyor. Belki de adamını yapıyor, küçümsüyor arkadaşlar. D'de noktalama işaretlerinin kullanımı doğru. Yanlışlık C seçeneğinde idi. Diğer bir soruya geçtim. Numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Bursa'dan Ankara'ya Arabayla iki saatte gelmiş iki ifadesinden sonra soru işareti var. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan durumlarda biz ne kullanıyoruz? Parantez içinde soru işareti kullanıyoruz. Burada şüpheyle karşılamış Bursa'dan Ankara'ya arabayla iki saatte gidilmez demek istiyor belki. Özel isimlere gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılmış bir doğru oluyor Galatasaray Fenerbahçe bakın eğik çizgi kullanılmaz burada. Buraya kısa çizgi gelecek ve anlamına gelecek o kısa çizgi orada. Galatasaray ve Fenerbahçe maçı o zaman yanlışlık de. Otobüs yavaş yavaş Konya'ya demek istiyor herhalde yaklaşıyordu. Bir başka nedenden dolayı söylenilmek istenmeyen sözcükler yerine 3 nokta kullanılmış. Bu da doğru. 15 Mayıs 2016'da sayılara gelen ekler arkadaşlar bakın kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğru. O zaman cevap hangisiydi? B seçeneğinde. B seçeneğinde arkadaşlar Galatasaray Fenerbahçe kelimelerinin arasına E çizgi değil de kısa çizgi gelecekti ve anlamına geliyor o kısa çizgi orada. Bir başka soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerin hangisinde bilinmeyen, kesin olmayan, şüpheyle karşılanan bir durumu anlatmak için kullanılmış bir noktalama işareti vardır diyor. Bu noktalama işareti soru işaretidir arkadaşlar. A aslında iyi bir yüzücüymüş ama ne yazık ki şu anda kolları ağrıyormuş. Burada bir küçümseme anlamı var arkadaşlar. Alay kinaya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra ünlem işareti kullanılır yay ayraç içinde. Aslında iyi bir yüzücü olmadığını aslında kolların ağrımadığını ne yapıyor? Kastediyor. A seçeneğinde yukarıdaki maddenin kullanımı yok. B yarım saat sonra bakın işte yukarıdaki maddenin e, örneği burada yer içinde soru işareti var. Yarım saat sonra bütün öğrenciler burada olacakmış. Bir şüphe var arkadaşlar. Şüphe anlamı katmış yarım saat ifadesine. Dolayısıyla cevap Bursa oluyor. C bu hareketinden dolayı rezil olduğunun farkında mısın? Soru işareti getirmiş. Soru soruyor çünkü soru 2 var burada. D seçeneği eyvah biraz daha hızlı olmazsak okula geç kalacağız. Eyvah kelimesi bu cümleye endişe anlamı katmış. Dolayısıyla en sonu ne getirmiş? Ünlem işareti getirmiş. Ünlem işaretini ünlem bildiren kelimeden sonra da ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Bu durumda birazın B'si ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak. Bunu da unutmayın. Tekrar edelim. Ünlem bildiren kelimeden hemen sonra ünlem işareti de getirebilirsiniz. Veya cümlenin sonuna da ünlem işareti Getirebilirsiniz. Ünlem bildiren kelimeden sonra ünlem işareti getirirseniz, ünlemin altı nokta olduğu için arkadaşlar, e, mesela biraz kelimesinin b'sini olacak, büyük olacak. Buna dikkat edin. Bazen sınavlarda çıkıyor. Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi yanlış kullanılmıştır? Burdur Afyon derken Burdur ve Afyon yolu demek istiyor ve anlamına geliyor. Dersimizde Türk-Alman ilişkilerini işliyoruz derken yine Türk ve Alman ilişkilerini kastediyor, yani kısa çizgi ve anlamına geliyor. Bu da doğru. Yeni bir Türkçe ve İngilizce. Bakın yine burada kısa çizgi ve anlamına geldi. Bu da doğru arkadaşlar. Yani A, B ve C'de kısa çizginin işlevi aynı görevi. D herkese davetiye gönderdik. Ama 3-5 kişi geldi. Arkadaşlar burada kısa çizginin kullanımı yanlış. 3-5 kişi ifadesi arkadaşlar. Daha doğrusu 3-5 ifadesi ikileme görevinde kullanıldığı için ikilemelerin arasına da herhangi bir noktalama işareti gelmez. Daha doğrusu cümle içinde tekrar eden sayıların arasına kısa çizgi gelmez. Ama rakamla gösterdiğiniz zaman kısa çizgi getirebilirsiniz. Bunu unutmayın. Cevap Denizli.